Sevgili arkadaşlar, hepinize selamlar. Hepinize Enser ile Borsa Gündemi adlı kanala hoş geldiniz. Geçen videoda FK ile alakalı bir bilgilendirme videosu çekmiştim. Arkadaşlar biliyorsunuz orada ben 4 çeyreği direkt 2020'ye 3, 2020'ye 6, 2020'ye 9, 2020'ye 12 olarak aldık. Peki hocam, 2021'e 3. çeyrek geldiğinde nasıl bir pozisyon izleyip FK'mızı nasıl hesaplayabiliriz? Bununla alakalı bir bilgilendirme yapacağım. Biliyorsunuz temel çalışıyoruz, temel olarak anlatmaya çalışıyorum. Bununla alakalı da video şu anda çekmeye başladık. Yayınlayacağım da bu videoyu. Umarım faydalı olur. Gelin arkadaşlar, yeni çeyrekler geldiğinde bu hesaplamalar nasıl yapılır? Bununla alakalı sizlere bir bilgilendirme videosu yapalım. Şöyle, şimdi Ereğli Demir Çelik'le devam edelim. Ereğli Demir Çelik'in mal tablosunu açtım. Bakın arkadaşlar, 2026 var burada. 2023 vesaire var. Burada ben şimdi normal düzenleyeceğim. 2021'e 3, 2020'ye 12, 9 ve 6. Görüldüğü gibi 4 çeyrek ekranda. Peki hocam, 4 çeyrek var ancak buradaki 2023 rakamı buraya dahil olduğundan dolayı buradan çıkarmamız gerekiyor bu rakamı. Yoksa burada otomatikman buraya bu rakamlar ilave edildiği için sistemde otomatikman 5 çeyrek olarak gözüküyor. Yani biz buradaki rakamı, bu 2023'ün çeyreği, son çeyrek olan 2020-12'den çıkaracağız. Yeni çeyreği buraya ekleyeceğiz ki 4 çeyrek olsun. Yani yıllık olsun. Her yeni gelen çeyreği de bu şekilde yapacağız. Bu sefer 2026'yı 2020-12'den çıkaracağız arkadaşlar. Burada gelen çıkan rakam ise buradaki 2020-12 rakamıyla toplayarak 4'er çeyreklik rakamları buluruz. Ardından çeyreklikte bakacağız. Hadi gelin beraber yapalım. FK'yı bir de bu şekilde hesaplayalım. Yeni gelen çeyreklerle hesaplayalım. Nasıl oluyor? İzleyelim. Şimdi dediğim gibi 2020'ye 12 ve 2020'ye 3. çeyrekleri koyacağım arkadaşlar yan yana. Buradan işlemlerimi yapacağım. Buradaki rakamları alalım. İlk olarak biliyorsunuz biz net kar alıyoruz ana ortaklığa ait. Buradan aşağı doğru indim. Bakın. Şu rakamı kopyalıyorum. CTRL-C diyorum. 2020-12. Rakamını. Buradaki 2020-12'ye getirip CTRL-V diyorum arkadaşlar. Şu kutucuğun içine. Tamam mı? Koydum. 2023'ü de alıyorum arkadaşlar. Şimdi buradan bunu çıkaracağım. Yeni çeyreğe ekleyeceğim bilerek. CTRL-C diyorum. CTRL-V dedim arkadaşlar. Tamam mı? Bir de yeni rakam ekleyebilmek için yeni yılınkini almam lazım. Yani şu yılın net karını almam lazım. Onu da bakın alıyorum böyle. Buraya CTRL-V diyorum. Tamam mı? Bu şirketimin ödenmiş sermayesi ne kadardı arkadaşlar? O da burada bakın. Şurada. Burada bir yerde olması lazımdı. Aşağıda. Şöyle. Bakın şurada. Ödenmiş sermaye de bu kadar. Şimdi ay başına ne kadar kazanç olacak ya, onu hesaplamam için bunu yapmam lazım. Evet, Enter'a da tıklıyorum arkadaşlar. Görüldüğü gibi karşıma çıkıyor. Şimdi bu ne? Hocam bu, bakın bu şu oluyor. Buradan, yani 2020-12'den 2023'ü çıkardım. Ve yeni gelen yılın net karını ekledim. Tamam mı? Net karını. Bunlar net karlar. Şu 3'ü. Bu ödenmiş sermaye. Çıkardım, rakam bu çıktı bakın. Bu rakam çıktı. Yani 4 çeyreğin net karı bu çıktı. 2023'ü çıkardım. 2021'e 3'ü ekledim buraya. Tamam mı? Bilginiz olsun. Böyle yapmanız gerekiyor. Ardından ne yaptım arkadaşlar buraya? Bakın. Burada 1 virgül kaç çıkmış. Buradaki rakamı, karı, 4 çeyrek karı ödenmiş sermayemi böldüm. Hisse başı kazancımı buldum. 1,60,7. 1,61 ortalama. Kontrol edelim. 1,61. Yıllıklandırılmış. Bakın dikkat edin, yıllıklandırılmış. Hisse başını da ben size bulacağım. Bu ama yıllıklandırılmış. Tamam mı? Bilginiz olsun. Şimdi böldüm. Ne çıktı? 11,63,9. Hissenin fiyatı ise 18,71'miş. Hissenin fiyatına kazancı bölerseniz şayet. Bakın burada 11,63 bulursunuz. Gelin kontrol edelim, doğru mu? Şöyle özete geliyorum. Ereğli'nin fiyat 18,71. FK 11,6. Yani 11,60 civarında. Tamam mı? Bilginiz olsun. Bakın 11,60. Bu da FK. Yazalım şöyle kenarından. FK hisse başı kar HBK. Bu ne? Bu ise fiyat. Tamam mı? Tamam. Hepsi bu kadardı arkadaşlar. Bakın. Yeni yıl eklendim, böyle yapacaksınız. Şimdi buraya diyelim 2021'e 6 geldi. Tamam mı? 2021'e 6 geldi. Örnek veriyorum. Bakın bunu anlatmayacağım. Bunu siz yapabilirsiniz. Bu potansiyel var. 2021'e, tamam mı, 6 gelirse buraya 2020'ye 12'den 2020'ye 6'yı çıkarın. 2021'e 6 rakamını, ana ortaklığa net karını toplayın. Buraya çıkacak. Aynı işlemi yapın. Sonra çıkacak. Bu kadar basit. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Olay bu kadar basit. Peki hocam.
Çeyreklik olarak nasıl hesaplıyoruz? Bir tane de çeyreklik yapar mısın derseniz. Bir tane de çeyreklik yapayım. Süremiz çok uzamadan şöyle. Bakın nasıl yapıyorum bunu. Şimdi 2020'ye neyi hesaplayacağım arkadaşlar? Bakın şuradan ben direkt hemen şöyle çıkarayım. Bakın şuradakini bulalım bir. Nerede bu? Hangi yılınkini bulalım? 2021'e 3'ün çeyreklik hisse başı karını bulalım. Tamam mı? Sadece tek çeyrek alacağım. Bu kadar basit. Şimdi açıyorum burayı. Bakın. Siz de böyle yapacaksınız. Peki 2021 al. Bakın çok önemli bir husus daha vereceğim. Şimdi 2021'e 3 ya. Bu rakamlar kendi içerisinde tek geliyor. Peki 2021'e 6 gelirse ne yapacağız hocam? Yani 2021'e 3'ü değil de 6'yı hesaplayacak olursam nasıl yapacağım? 2021'e 6'yı 3'ten çıkarıp rakamlarını aynı şekilde böleceğim. Tamam mı? Her ileriye gittiğinde bir geriden çıkaracaksınız. 2 ileriye gitti mi? 2 tane geriden çıkaracaksınız. Şimdi ilk tek hesaplayacağım. Hepsini öğreteceğim size. Sıkıntı yok. Siz sıkılmadığınız sürece ben sıkılmam anlatmaktan. Bakın. Olayı özetliyorum. Ana ortaklık payları. Tamam. CTRL C dedim. Getirdim buraya. CTRL V dedim. Tamam mı? Bu ne? 2020'ye 21'e 3. Tamam mı? Bakın. Ne peki bu? Çeyreklik hesaplıyoruz. Kar. Ödenmiş sermaye ne kadardı? Bakın. Ödenmiş sermaye ise 3,5 milyon. Buradan CTRL C dedim. Buradan CTRL V dedim. Tamam mı? Şimdi ben hisse başı karımı hesaplıyorum. HBKM. Bakın HBKM hesaplıyorum. Buradaki rakamı şu sağa alacağım. Bakın buraya. Tamam mı arkadaşlar? Aldım. Ödenmiş sermayemi bölü dedim. Karımı ekledim. Enter dedim. 1,33 civarı çıktı. Tamam mı? Bu büyük ihtimalle yanlış hesapladım. Bakın şöyle hesaplamam gerekiyordu. Tam tersi olması lazımdı. Kar bölü enter diyorum. 0,75. Tamam mı? Evet bakın buradan kaç çıkmış? 0,75. Yani yuvarladı benimki. Bu hisse başıdır. Tamam mı? Yani bu çeyrekliktir. Bu yıllık. Bakın mesela 4 çeyrek. 0,16, 0,17, 0,50, 0,75 toplayın. Kaç çıkar? 1,61. Tamam mı? Hesaplayalım hatta. 16, 16, 32, 33, 33, 50 de burada, 83, 89, 94, 104, 160, o civarlarda çıkıyor kısaca. Tamam mı? Olay bu kadar basit. Siz hesaplarsanız, ben kafadan hesaplarım, 1,61 falan çıkıyor arkadaşlar. Olay bu kadar basit. Bu da çeyreklik. Tamam mı? Çeyreklik VK'yı nasıl buluruz? Bakın çeyreklik VK'yı buluyorum. Ama çeyreklik VK düzgün sonuç vermeyebilir arkadaşlar size bilgi açısından. Şimdi fiyat neydi? 18,71. Bakın şöyle sileyim. Güzel bir çalışma olsun bu. 18,71. Tamam. Şimdi eşittir diyorum. 18,71 bölü şunu diyorum, tamam mı? Enter'a tıklıyorum. 25 çıktı FK, tamam mı? Bakın çeyreklik yaparsanız size kolay kolay doğru sonuç vermeyebilir. Bunlar bu kadar. Şimdi ara olursa hocam, ara olursa o ne demek yani? Onu da anlatacağım. Şimdi 2021'e 3, 2021'e 6. Hocam 2021'e 6'yı hesapla bize. Tamam, hesaplayayım. Kar bakın burada. Şimdi şuradan düzeltelim. Pardon, 2020'ye 6'yı hesaplayalım. 2021'e 6 yok. 2020'ye 6 ile 2020'ye 3'ü çıkarıyorum. Çünkü ilk çeyrek budur, 2 budur. Bunlara bakmayın. Bunlar kafanızı karıştırmasın. Şimdi bu birinci çeyrek, bu 2. Yani bunları 2021 gibi düşünün. Tamam mı? Şimdi bakın iniyorum aşağıya. 2 tane ne olacak benim? Karım. Ana ortaklık. Dönem net kar. Tamam mı? Bakın birincisi bu. 3. CTRLC. Buradan CTRL V diyorum. 2021'e 6. Yani bunları 2020 düşünün, tamam mı? O yüzden böyle yaptım. Bu 2021 gibi düşünün ama 2020'nin rakamlarını alacağım. Olayı anlıyorsunuz büyük ihtimalle. Tamam mı? Şimdi hocam 2021'e 6 çeyreklik hesaplamak için sen direkt bunu mu kullanacaksın? Yani direkt şuradaki rakamı mı kullanacaksın hocam? Hayır, buradakini kullanmayacağım. Bu iki rakamın toplamı. 300'ü de almış buranın içerisine. Tamam mı? Bakın şimdi. Eşittir diyorum.
800 bilmem kaç eşit eksi bu enter'a basıyorum. Kaç çıktı? Bu ne demek? 2021'e 6. çeyreğin rakamı buymuş aslında. Çeyreklik net kar, tamam mı? Heh, kafanız karışmasın. Siz gidip bunu alırsanız tek yanlış hesaplarsınız. Hadi doğru mu hocam? Hadi bakalım. Şimdi ödenmiş sermayeye böleceğiz. Eşittir. Ödenmiş sermaye ne kadardı? 3,5 milyon. Aynı şey. Oradan alıyorum. Fark eden bir şey yok. Pardon. Net kar direkt ödenmiş sermaye yapacağım. Şuradan. Pardon. Şöyle bakın. Şöyle yapıyorum. Eşittir. Bu bölü ödenmiş sermaye. Enter. 0,16. Tamam mı? Yani 2020'ye 6. çeyrek 0,16'ymış. Hadi bakalım doğru mu? 0,16. Bakın 2026 0,16. Gördünüz mü? Ara çeyrek böyle. Ama siz gidip direkt şu 800 bin alsaydınız yanlış hesaplardınız. Tamam mı? Buna da dikkat edin. Dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum ama bitmedi. İsteyenler buradan ayrılabilir. Şarj bitene kadar bilgisayarın anlatmaya bir şeyler devam edecek. Şimdi bir arkadaş bize demiş ki hocam ideal FK ne olacak? Bak hocam sen şimdi ideal hedef fiyat bulma işlemini yapamıyorsan şayet bunun bir formülü var. Anlatacağım size. Sabırlı olun. Bütün eğitimleri tek tek yükleyeceğim. Excel'de çalışacağız böyle güzel bir şekilde. Eğer yapamıyorsan şayet bunu ben sana bunun yöntemini göstereceğim. Sektörel bakmayı öğreneceksin. O ne demek? Hocam şimdi sen bilmiyorsun, tamam mı? Buradan ne? Demir çelik temel aldım. Sen ideal FK'yı bulamıyorsun. İlerleyen hedef fiyatlarını çözemiyorsun. Sen şu rakamı esas alacaksın. Hangi rakamı hocam? Sektörel rakamı, tamam mı? Sektörel FK'yı. Kaçmış? 11,88. Şayet senin iş demiri alıyorsan 11,6 sen ideal bir FK'dasın. Ereğli alıyorsan ideal. Şunu alıyorsan ideal. Kar demir alıyorsan ideal. Ha, burada anlamsız değerleri de dahil etmiştir büyük ihtimalle buraya. O yüzden sen bu anlamsız değerleri at buradan. 28, 20 daha ne yaptı? 48, 49, 50. 62, 72, 74 diyelim. 84, 85, 95, 96, 97, 98, 99, 109, 119. Tamam mı? 119. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 119 bölü 8 diyeceksin şuradan. Eşittir. 119 bölü 8. Enter. 14,80 senin için ideal bir FK olacak. Tamam mı? Yani Kardemir grubundan itibaren aşağısı senin için ideal bir FK olabilir. Bu bir yöntem. Bu bir strateji. Kendin belirleyeceksin bunu. Tamam mı? Kimine göre Kardemir de pahalıdır. Kimine göre Kardemir A ucuzdur. FK'sı iyidir yani. Kimine göre de İsdemir pahalıdır. Kimine göre de bu anlamsız değerler büyüme pörtüğündedir. Ha, burada FK yüksek diye alınmayacak diye bir kaide yok arkadaşlar. Niye? Ben size geçen videoda da anlattım. Adam sana getirir bir tane net karı. Şurada görüldüğü gibi bakın. 2021'e 3'e bakın. Burada 300 milyon 2020 yılına getirmiş. 2021'de 2 milyar 617 milyon getirmiş. Adam sana bir kar getirir mükemmel derecede. FK'yı alt üst eder. Senin şirketin fiyatlaması, önceden fiyatlar hatta bunu. Tamam mı? Bunlara dikkat edin. Büyüyebilecek şirket potansiyelini de bu şekilde de bulmanız gerekiyor. Ama dediğim gibi hocam ben büyüyen şirketi bulamıyorum. İdeal bir FK nasıl bulabilirim? Benim şirket 20 FK. Almayayım mı? Hayır, öyle bir şey yok. İlla onun altında olacak diye bir şey yok. Geleceksin burada sektörel rakamlarını bulup bir ortalama alacaksın kendini aritmetik. Tamam mı? Umarım bir şeyler anlatabilmişimdir. Umarım faydalı olmuşumdur. Sırayla güzel güzel videolar yapacağız. Pek izlenmiyor. Tabii bu bizi üzüyor ama dediğim gibi bir kişiye bile faydalı olsak bizim için iyidir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek dileğiyle. Hepinize bol ve bol bol kazançlar diliyorum.